Herkese merhaba, Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aradan tam olarak bir yıl geçtikten sonra TV Plus Ready şu kutuda almış olduğum yaklaşık bir yıl önce aldığım bir ürünle ilgili yaşadığım deneyimleri aktarmak istiyorum. Şimdi ürün neydi? Belki o videoyu izlemeyenler vardır, linkini yukarıdan koyarım. Şöyle akıllı olmayan televizyonlara takılan ve televizyonu akıllı hale getiren bir tür böyle TV Box diyor, Android Box diye de geçen aslında cihaz. Bu cihaz aslında temelde bir Android TV. Biliyorsunuz şu anda televizyonlara da çok artık bütünleşik olarak gelmeye başladı. Ama televizyonunuzda yoksa 3-5 bin lira bir televizyon mu değiştireceksiniz? İşte Xiaomi'nin var, Mi Box falan gibi farklı farklı varyasyonları var. İşte farklı markalarında var. Ama en çok kullanılan Xiaomi bu arada. Xiaomi çok kullanılıyor. Şimdi bu Turkcell'in ürünü bu. Turkcell'in kendisi geliştirdi ve Turkcell'e özel olarak üretilen bir ürün bu. Bu şekilde şu ucunda HDMI var. Bunu bir televizyonunuza taktığınız andan itibaren televizyon izlemeye başlıyorsunuz. Ve aynı zamanda bu arada bunun Android TV özelliği olduğu için de işletim sistemi olarak söylüyorum bunu. İçinde Google Play Store geliyor ki o normal bildiğimiz Google Play Store değil. Farklı farklı uygulamalar var orada biraz daha. Bir de ne geliyor? YouTube geliyor tabi bunun özelliği onun için almıyorsunuz. Çünkü ona onun için almak kalkarsanız pahalı gelecekti size. Fiyatından birazdan bahsedeceğim ama bu ürün aslında televizyon izleyenler için güzel bir üründü. Türkcell'in biliyorsunuz TV Plus ürünü vardı. Onun farklı varyasyonları var. Bir box olarak yani kutu olarak geliyor. Televizyonun yanına koyup kullanıyorsunuz ya da online'da da kullanabiliyorsunuz. Yani bir abonelik paketiniz varsa bazı telef telefon aboneliklerinde veriyorlar zaten ücretsiz olarak da cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan işte dizileri, filmleri falan televizyonu izleyebiliyorsunuz. Şimdi Netflix'e de benzerlerinden en önemli farkı bunda televizyon kanallarında olması. Ve ben kullanmaya başladım. Tam bir sene oldu. Geçen sene 10 Ekim 2020 tarihinde ben bunun videosunu çekmişim. Oldukça da izlenen bir video oldu o bu arada. Epey kullandım ben ve ben çok televizyon izlenmesi değilim bu arada. Ama şöyle bir şey oluyor. Bazen böyle bir şeyi izlemek istiyorsunuz. Bir haber programı, bir canlı yayın, bir, bir şey. Bu ürünün özelliği şu normal rakiplerinden yani mesela ben buna niye para vereyim belki sorusu aklınıza gelir ve burada o neden para vereceğim sorusunu aslında bir, bir, şekilde de yanıt almış olacaksınız. Şöyle bunda 24 saat geriye gidebiliyorsunuz. Yani bir şeyi kaçırdınız, o an müsait değildiniz, işteydiniz, dışarıdaydınız, bir şeyi görmek istiyorsunuz. Herhangi bir yani bunun içinde olan televizyon kanallarındaki ki birçok TV kanalı da var zaten. Hani bu harcı alem kanallar dediğimiz işte Show TV'sinden tutun ATV'sine kadar, CNN Türk'ünden işte efendime söyleyeyim TV'sine kadar birçok kanal var. Bunun dışında yabancı kanallar da var. El Cezire, CNN International falan gibi kanalları da yine izleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Uzunca bir listesi var onun. Şimdi orada bir şey izlemek istiyorsunuz ve 24 saat geriye gidebiliyorsunuz. Çok hoşuma gitmişti benim. Yani ilk kullanmaya başladığımda en önemli özelliği oldu. Mesela diyelim ki yemek yiyeceğiz biz. O an televizyon izlemek istemiyoruz ama bir canlı yayın var, bir bir şey var. Onu da görmek istiyoruz. Yemekten sonra geri alıyoruz. 24 saat içinde olduğu için 10 dakikaya, 15 dakikaya normal bir kumandası var. O kumanda ile geri alabiliyorduk. Ve çok da hoşumuza gitmişti o dönem için. Daha sonra bu ürüne kaydet özelliği geldi. Normalde box'larda vardı ama bunlarda yoktu. Daha sonra buna kaydet özelliği geldi. Bir içeriği kaydettiğiniz zaman sizin kaydedilenler de yani profilinizde kaydedilenler olarak görünüyor. Ve oradan hani 24 saatten de sonra izlemek isterseniz oradan da izleyebiliyorsunuz. Bu arada kaydet dediği şeyin bir dizi ise komple tamamını kaydediyor. Ya da bir programsa o programın tamamını kaydediyor. Bu da çok güzel. Şimdi bu ürünün şöyle bir kablosu var. Bu kablo USB'den standart güç alan bir ürün aslında. Standart olarak adaptörle var. Eğer televizyonunuz destekliyorsa televizyondan da bir USB'den güç alabilirsiniz. Bir de buna klavye falan takmak için de ekstra bir uç yerleştirilmiş. Bu böyle bir adaptörü var. Yani buna bir güç bağlantısı sağlamak gerekiyor. Tek başına e, takdir ederseniz ki HDMI'den güç alacak bir özelliği yok. Bunun için ben birazcık böyle deneyimlerimde not almıştım. Kayıt meselesinden bahsettim. Şimdi kayıt oluyor çok güzel. Neden? 24 saat sonra da izlemek istiyorum. Bir diziniz var. dizi izlemek istiyorsunuz. Bence çok başarılı bu. Bunu başka bir şeyde yapamıyorsunuz. Yani mesela hani ben para vermeyeyim. Ne var? Uydu anteni var. Birçok artık sitede apartman zaten standart uydu anteni olarak geliyor. Bu bütünü çıkarak kuruluyor. Ortak bir uydu anteni sistemi. Oradan faydalanıyorsunuz. Ama orada geriye almak gibi bir şey yok. Yani bir şeyi izlediniz, izlediniz, izlemeniz gitmiş oluyor. Bunda bu özellik var. Bu benim hoşuma gitti. Bu bir. İkincisi yani Google arayüzü olduğu için istediğiniz anda YouTube izleyebiliyorsunuz. En çok sorulan soru şuydu. O videonun altına çok yorum geldi. Netflix var mı? Netflix yok arkadaşlar. Muhtemelen Turkcell bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama işte cihaz uyumlu değil falan filan diyorlar. Ama Netflix rakip olduğu için bir nevi bir taraftan baktı. Çünkü bunda filmler filan da var. Ama onun için TV Plus Premium aboneliği almanız gerekiyor. Ee, bunu aldığınız zaman filmler, diziler filan da izleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim fiyatlara. Şimdi fiyatlar şöyle. Ben o incelemeyi yaptığımda 700-800 lira civarında falan da ilk aldığım, kullandığımda. Şimdiki fiyatı bu ürünün 1079 TL. Bunu hani 1079 TL peşin verip alabilirsiniz. O zaman bir senelik bir ne aboneliği geliyor? TV Plus Premium aboneliği veriyorlar. Şu anda ekranda göstereceğim ben onları sizlere. Ve o şekilde hani tek seferde 1079 lira verip alıyorsunuz. Ha ben o kadar nakit para vermeyeyim derseniz faturanıza ek 59.9 TL'ye 24 ay boyunca taksitle bu ürünü alabiliyorsunuz. 24 aylıkta TV Plus Premium aboneliğiniz aktif hale gelmiş oluyor. Yani isterseniz peşin para verip isterseniz de bu şekilde alabiliyorsunuz. Ha, bu cihaz varsa aboneliğinizi de e, ayda 9.9 TL vererek de TV Plus abonelisi de olabilirsiniz. O ayrı bir konu. Ha Bu cihaz varsa. Yoksa da şöyle bir durum var arkadaşlar bu arada. Ben o incelemeni yaptıktan sonraki ki Turkcell bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bir toplantı düzenlemişlerdi. Ben de o toplantıya katılmıştım. Televizyon uygulamaları falan da çıktı. Yani akıllı bir televizyonunuz var Android TV. Turkcell TV Plus uygulamasını yüklüyorsunuz içine ve ondan sonra ne yapıyorsunuz? Aboneliğiniz varsa aboneliğinizle beraber onu da oradan da kullanabilirsiniz. Yani bu cihaza ihtiyacınız yok. Bu cihaz ne için? Bu cihaz evdeki televizyonu akıllı olmayanlar için kullanılabilecek bir şey. Ya da bir monitörünüz var belki. O monitörde kullanabileceğiniz bir şey bu. HDMI'den bağlarsanız monitörü ve televizyon haline getirebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ama söylediğim gibi akıllı televizyonlar için değil bu. Akıllı televizyonlar daha doğrusu şöyle. Bir kısım akıllı televizyonlarda hepsinde Android işletim sistemi yok bu arada. Olmayanlar için de belki kullanılabilir. Çünkü onlarda belki TV Plus uygulaması olmayabilir bu şekilde de orada da kullanılabilir. Ama ağırlıklı olarak bu akıllı olmayan televizyon için geliştirilmiş bir şey. Ha, fiyatı pahalı mı ucuz mu? Şimdi şöyle yorumlar geliyor. Hatta bu muhtemelen bu videoda gelecek. Diyeceksiniz ki ya bunu alacağım. Mi Box alırım. Daha iyi, daha ucuz, daha makul. Evet arkadaşlar. Televizyon izleme ihtiyacınız yoksa onu alabilirsiniz. O daha uygun fiyatta. 600-700 mü? 400 mü? O civarda fiyatı var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Onu da alabilirsiniz. Yani o da bir tercih meselesi. Ben orada onu niye aldım, bunu niye aldım? Ben illa bunu alırım demiyorum zaten. O başka bir şey aslında. Bu başka bir şey. Televizyon izliyorsanız ve hani diziler benim için önemli. Ben onu bir kaydedeyim daha sonra izlerim gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle böyle bir cihaz öneririm ben. Benim televizyon izleme alışkanlıklarımı değiştirdi öyle söyleyeyim. Eskiden hani o saatte yakalamaya çalışıyordum. Artık hiç saat maat bakmadan istediğimiz gibi e, bir televizyon izliyoruz ve geri alıp istediğimiz yerde tekrar işte durdurup başlatabiliyoruz. O da çok güzel oldu. Özellikle bunun altını çizeyim. Ha alınır mı alınmaz mı? Televizyon izleyenler için makul olabilir. Ama televizyon izlemeyenler için hani illa bunu alacaksın demek çok mantıklı bir hareket değil. Pahalı. Yani televizyon özelliğini kullanmayacak olanlar için pahalı. Çok daha ucuza Android TV box'lar var. Onlara yönelebilirsiniz ama televizyon izleyecekseniz alternatif olmayan bir ürün. Çünkü neden? Şu anda piyasada hani bu tarz böyle televizyonu izlerken geriye doğru size bir izleme imkanı sunan bir platform benim bildiğim kadarıyla yok varsa var olanlar söylesin belki dijitürk'te vardır. O konuda çok emin değilim. Dijitürk'te öyle bir hani kanallarda biliyorum onu geri alabildi ama televizyonda yapılabiliyor mu? O konuda çok emin değilim. Varsa da yorum olarak yazın bu arada. Ben bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyorum. Siz biliyorsanız hayır öyle değil. Burada da böyle bir şey var diyeceğiniz varsa da yazın. Onları da değerlendiririz. Ama ben bir yıllık deneyimimden şunu anladım. Bu bu tarz bir şey güzel. Geriye doğru almak, durdurmak. Canlı yayını durduruyorsunuz. Sonra tekrar devam ettirebilirsiniz filan. Ama Bazen o çok soruldu. İleri doğru alamıyorsunuz. Yani şu andan itibaren diyelim ki şu saniyede izlerken televizyonu daha ileri alamıyorsunuz. Geri alabiliyorsunuz. Geri alınca zaten ileri gitme imkanınız da doğmuş oluyor. Bu videoda arkadaşlar TV Plus Ready ile ilgili görüşlerimi aktarmaya çalıştım. Tam bir yıldır kullandığım bir ürün. E, beğenerek de kullanıyorum. Güzel de özellikleri var. E, artılarını, eksilerini anlatmaya çalıştım. Sizin de bu konuyla ilgili kafanıza takılan, e, sormak istediğiniz sorular varsa... Yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada Android TV Box'lar için bir liste hazırladım. Aşağıdaki açıklama kısmında o listeyi de sizlerle paylaşıyorum. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunacaksınız. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik meselesi benim için önemli. Özellikle markalardan bir şey isterken, işbirliği vesaire gibi konularda konuşurken abone sayısını çok 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 önemsiyorlar. Siz de bu konuda bana destek olur ve videoyu izleyip abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyalde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda TikTok hesabım da var ve Perşembe günlerde burada YouTube kanalımda canlı yayınlarla karşınızda oluyorum. E artık gelirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.